İyi akşamlar. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Karısından şiddet gördüğü için mahkemeye başvurdu. Boşanma davasında ilginç bir karara varıldı. Yargıtay eşini aldatan davacı erkeğin kusurlarını, eşine şiddet uygulayan davalı kadına nazaran daha ağır buldu. Aldatma daha kusurlu tabii. Kimi Yargıtay'ın kararını destekledi, kimi de şiddet daha ağır kusurdur dedi. Yorum yok. Şiddet tabii ki daha önemli. Konu bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay'ın şiddet uygulayan kadının değil, eşini aldatan erkeğin ağır kusurlu olduğuna karar vermesiyle gündeme taşındı. İddiaya göre agresif ve kıskanç bir karaktere sahip olan kadın kocasına şiddet uygulayıp onu bıçakladı. Eşinden şiddet gördüğünü öne süren koca da boşanma davası açtı. Ancak şiddet gören koca umduğu gibi bir karara varamadı. Suçlu bulundu. Mikrofonun uzatıldığı vatandaşların bu karara yorumuysa farklı şekillerde oldu. Düşünecek bir şey yok. Yargıtay'ın kararı neyse odur. Ya ikisi de kusurlu yani. Sonuçta ikisi de suç kabahattir yani. Peki Yargıtay'ın bu kararına katılıyor musun? Bir şey değişecek mi katılsak veya katılmasak? Bursa'da arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere ormanlık alana giden 58 yaşındaki adam yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye düştü ve hayatını kaybetti. Talihsiz olayın adresi Nilüfer ilçesi Çalı mahallesi Atlas Köyü mevkii. Dün arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere ormanlık alana giden Fahri Tunca, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybedince yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araziyi tarayan ekipler Tunca'nın cansız bedenine ulaştı. Kafasını taşa çarparak öldüğü belirlenen Tunca'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Bursa'da yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlar 6 tonluk iş makinesini vince yükleyip çaldı. Hurdacıya satılan iş makinesi parçalanmış halde bulundu. 6 tonluk iş makinesini vince yükleyip çaldılar. Hayrete düşüren olay Bursa'da yaşandı. Hafriyat işleri yapan bir firmanın sahibi iş yeri otoparkına bıraktığı iş makinesini sabah yerinde bulamayınca polise ihbarda bulundu. İncelenen güvenlik kamerası görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi. İş makinesinin vinçli çekiciye yüklenip çalındığı görüldü. Yapılan takip sonucu çekicinin iş makinesini bir hurdacıya bıraktığı belirlenirken olay yerine giden ekipler 6 tonluk aracı parçalanmış halde buldu. Vincin kiralandığı öğrenilirken kısa sürede yakalanan zanlı tutuklandı. Zanlının ayrıca 16 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Muş'tan Bursa'daki yeğenine el bombası gönderen kişi tutuklandı. Geçtiğimiz gün Bursa terminalinde Muş'tan geldiği öğrenilen bir yolcu otobüsüyle bir kişiye teslim edilmek üzere gelen ve X-ray cihazından geçirilen kolide el bombası olduğu görülmüştü. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Koliyi teslim alacak olan kişi ve Muş'ta koliyi gönderen kişi gözaltına alındı. Koliyi gönderen kişinin Muş'taki evini Bursa'ya taşıdığı, eşyaların bir kısmını nakliye yoluyla, bir kısmını kargo yoluyla, kargoyla gönderemediklerini de yolcu otobüsüyle Bursa'ya gönderdiği öğrenildi. Yeğenine gönderdiği iddia edilen el bombasının kendisine ait olmadığını iddia etti. Yapılan araştırmalarda olayın örgütsel bir faaliyet olmadığı tespit edilirken, el bombasını gönderen kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa'da yaklaşık bir ay önce yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan adam yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan bu feci kaza Bursa'nın Nilüfer ilçesi Orhaneli yolu üzerinde yaşanmıştı. Yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 63 yaşındaki Salih Akyüz, hızla gelen bir otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya yükselerek sürüklenmişti. Ağır yaralı halde kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir aydır yoğun bakımdaydı. 4 çocuk babası adamdan acı haber geldi. Hayatını kaybeden adam toprağa verilirken, acılı oğlu Nilüfer'de o noktada birçok kişinin aynı şekilde can verdiğini söyleyerek hala üst geçit yapılmamasına tepki gösterdi. Hem yaya hem otomobil trafiğinin yani popülasyonun çok yoğun olduğu bir kavşak ve doğru düzgün hiçbir önlem alınmamış. Sadece tam yaya geçidinin dibinde yaya geçidi olduğuna dair bir levha var ama öncesinde hızın düşürülmesi gerektiğini gösterir herhangi bir levha veya uyarıcı işaret yok. Olmadığı gibi zaten bir sürü kazanın meydana geldiği bir
yer burası. Bunu da biz başımıza geldikten sonra öğreniyoruz. Şikayetçi olacağız. Hem hatalı olan bu sürücüden hem gerekli önlemleri almamış olan kurumdan davacı olacağız. Mersin'de bir tavuk ve yumurta üretim firması iflas etti ve olan hayvanlar oldu. Kümesteki yaklaşık 2 milyon civciv ölüme terk edildi. Çıkmıyor. Civcivler açlıktan ölüyor, birbirini yiyor açlıktan. Dehşete düşüren manzara Mersin'in Çamlıyaylı ilçesinden. Sabire Eren'e ait kümesi kiralayan Adana merkezli şirket buraya yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Şirket kısa süre önce iflas ettiğini açıklayıp 15 gündür bölgeye yem göndermeyince hayvanlar da açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 200 bine yakın civciv öldü. Kümes sahibi ölen civcivleri küreklerle çuvala doldurup atmak zorunda kaldı. Kümes sahibi Sabire Eren gözyaşları içinde kaldı. Bursa'da bir aile uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı. Bursa Emniyeti narkotik suçlarla mücadele etmeye devam ediyor. Her gün operasyon düzenleniyor. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda farklı türde ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermiye de el konuldu. İlk işlemleri için emniyete getirilen aile fertleri emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Üçü kadın, 4 kişi emniyetten çıkarken kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülmeleri de dikkat çekti. Şahısların savcılıkta sorguları devam ediyor. Ankara'da akşam saatlerinde bir genç kızın cep telefonu öyle bir yöntemle gasp edildi ki işte detaylar. Genç kızı önce takip etti, ardından çakmağı bıçak gibi boğazına dayayarak telefonunu gasp etti. Yere düşen genç kız uzun süre dirense de o anda ölüm tehdidi aldığı için daha fazla bağıramadı. Zanlı ise hızla kayıplara karıştı. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki evine doğru yürürken yaşadıkları karşısında büyük şok geçiren 20 yaşındaki Rena'ya, zanlının kaçmasıyla bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Gözyaşlarına boğulan genç kızın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler hemen koştu. Polisler olayın failinin kimliğini güvenlik kamerasından tespit edip kısa sürede telefonu satmak için geldiği dükkanda kız kıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen zanlı, Rena'ya'nın boğazına dayadığı aletin çakmak olduğunu iddia etti. Ele geçirilen telefon da sahibine teslim edildi. Yağma, güveni kötüye kullanma, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve adam yaralama suçlarından kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep'te bir genç kız tacize sessiz kalmadı. Kendisini taciz eden adamı bakın ne hale getirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay Gaziantep'te yaşandı. 23 yaşındaki gıda teknikeri genç kız 20 gündür bu adam tarafından takip ediliyordu. Bu yüzden de bir başına evinden çıkamıyordu. Biber gazı aldı. Önceki gün sabah 6.30'da işe gitmek için yola çıktı. Tacizci yine adım adım peşindeydi. Genç kadın bu sefer sessiz kalmadı. Tacizciye önce bağırdı, daha sonra biber gazını çıkarıp yüzüne sıktı. Sonra da vurmaya başladı. Tacizle suçlanan adam neye uğradığını şaşırdı. Yumruk darbelerinden kaçarak kurtuldu. Konya'da korkunç bir olay yaşandı. Bir anne ve çocukları pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Dehşete düşüren olay Konya'nın Karatay ilçesinde yaşandı. İsimleri henüz bilinmeyen bir anne ve iki çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulundu. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay mahalline gelen ekipler saldırgan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. İstanbul Taksim'de Taksim Meydanı'nda yaşanan rant kavgası kameralara yansıdı. Kavgayı büyümeden bölgede görevli çevik kuvvet ekipleri sonlandırdı. Birbirlerini çekiştirdiler, tekme tokat kavga ettiler. Taksim Meydanı'nda kayda geçen görüntülerin sahibi Hanutçulardı. Rant kavgaları kameraya yansıdı. Taksim Meydanı'na gelen turist kafilelerini belirledikleri dükkanlara götürerek komisyon alan Hanutçuların arasında müşteri kapma yarışı sırasında tartışma çıktı.
Sözlü tartışmanın kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine girdi. Kavgayı Taksim Meydanı'nda görevli olan Çevik Kuvvet polisleri sonlandırdı. Taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı. Ordu'da kar festivaline katılan bir ailenin park halindeki aracına kayan jip çarptı. O sırada aracın yanındaki bir kadın yola savrulurken panik anları an ve an kameraya yansıdı. Eyvah! Yapma! Eyvah! Aman aman! Kayan jip otomobile, aracın kapısı da kadına çarptı. Yola savrulan kadın büyük panik yaşadı. Caner! Ya ne yapıyorsun kardeşim ya? Size bir şey var mı hanımefendi? Şey korkma var. Yavrum korkma, bir şey yok. Korkma. Korkmayın, sıkıntı yok. Tamam, bir şey yok. Bizim arabaya da mecbur. Ordu'da 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda dün kar festivaline giden bazı sürücüler tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Buzlu yolda kayan bir cipin çarptığı otomobildeki kadın yola savruldu. Çocuğu otomobilde kalan kadın panik yaşadı. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Ankara bugün yoğun sis altındaydı. Sürücüler için hayli zor olan bu hava şartında da zincirleme kaza oldu. Yaklaşık 25 aracın birbirine girdiği o kaza gelsin ekranlarınıza. Başkent bugün sisli bir havaya uyandı. Soğuktan buz tutan yollarda ilerlemek şoförler için bir hayli zordu. Ankara'nın Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nda hava muhalefeti nedeniyle zincirleme kazalar yaşandı. Yaklaşık 25 araç ard arda çarparak birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasarlar meydana geldi. Ya başta gidiyorduk, okula gidiyordum. Mustafa abi şoför kullanıyordu. Kazayı görmez durdu direkt. Durduk, hemen arabadan in dedi. Biz de kaldırıma attık kendimizi. 2 saniye sonra araçlar hep birbirine girmeye başladı. Bir baktık bir sürü araç giriyor, airbag patlamış falan, duman altı her yer. Bayağı korkmuştum başta. Sonra polisler zaten vardı, önde de kazalar olmuş. Sonra arkadan iyice trafik kilitlendi, bir sürü araç birbirine girdi. Arkadan bir sürü sesler gelmeye başladı. Polisler yolda önlem alırken Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolda tuzlama çalışması yaptı. Güney Ossetya'da süratle giden bir araba bir evin çatısına uçtu. Akıllara aksiyon filmlerini getiren o görüntüler gelsin. Adeta aksiyon filmlerini andıran bu video Güney Ossetya'da kayda geçti. Saatteki hızı 211 kilometreye ulaşan bir otomobil önündeki tepeyi aşıp alt yola uçtu. Alt yolda bir evin çatısına düşen araç iki otomobile de zarar verdi. Ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Manisa'da bir ailenin evi 7 ay boyunca defalarca taşlı saldırıya uğradı. Ancak bunu yapanlar hala yakalanmış değil. Korkudan uyuyamadıklarını söyleyen aile saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyor. Gece saatlerinde geldi, kıyafetiyle yüzünü gizlemeye çalışarak elindeki taşları pencereye fırlattı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşayan Altındağ ailesi bu saldırıyı ilk kez yaşamıyor. Sabaha karşı güm diye bir ses çıktı ama biz zannettik ki bomba patladı. Bir çıktık dışarı, oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz, baktık bizim cam gitmiş. 7 ay içinde tam 7 kere taşlı saldırı uğramaları sonucu pencere camları kırıldı. Bir ay geçiyor, 15 gün geçiyor, geliyor camları. Yine patladı diyor. Balkonumu kapattırdım demirle. Gramaz çıkamasın diye. Ondan sonra yan tarafa başladı. Son çare olarak güvenlik kamerası taktıklarında yüzlerini örterek saldırı yapanları kaydettiler. Ancak zanlıların kimliği hala belirlenmiş değil. Ben okula giderken gerçekten de itlendiğimi düşünüyorum. Yani insan korkuyor zaten. %99 oranında engelli eşi ve çocuğuyla korku dolu günler geçirdiklerini söyleyen Perihan Altında, görüntüleri polise vermelerine rağmen hala saldırganların yakalanmadığını söyledi. Artık hayatlarından endişe ettiklerini belirterek yetkililere seslendi. Zangır zangır titriyor elimiz ayağımız. Camları, kapıları, her tarafı kapattık yani. Demir panjur taktıracağım buralara. Yine bile korkuyorum. Çocuğumu okula götürürken götürüyoruz. Tamam mı? Ne oldu? Ne bitti? Kapısında bekliyoruz gülüm ya. Vallahi ölümden kork, öldürecek bizi. Kendimden geçtim bak. Çocuğumdan korkuyorum. Çocuğuma bir şey yapacak ya.
İzmir'de 1897 yılından günümüze gelmiş ve 2015 yılında restore edilmiş taş evler, yapılan hatalar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yollar yenilendikçe kapı ve pencereler yol seviyesinin altında kaldı. Hal böyle olunca da daha 3 yıl önce restore edilen evler sıklıkla sular altında kalır oldu. Ev sahipleri içinden çıkılmaz bu duruma bir çözüm istiyor. İzmir'in tarihi ve turistik ilçesi Foça'da kültürel miras olarak kabul edilen tarihi taş evleri, yükseltilen ve hatalı olarak yapılan yollar nedeniyle her yağmurda su basıyor. Dün akşamdan beri 3 tane dalgıç pompa çalışıyor. 2 tanesi bu kuyuda, 1 tanesi ön tarafta. Suyu ancak biraz önce tahliye edebildik. Hiç dokunmadığım yeri göstereceğim. Su seviyesiyle ilgili bilgin olsun. Şu tabakların üstüne bakar mısın? O tabakların üstüne kadar su vardı. Vatandaş kendince böyle bir yol buldu. Ama bu yaşadıkları sıkıntılara çözüm değildi. Bunları suyu bu tarafa geçmesini engellemek için koyduk. Şimdi geçici bir çözüm. Geçici olarak bir şekilde suyu o tarafa atmasını engelliyor. Ama yağmur çok yağdığında diğer sokağın başından gelen suyla buradan gelen su burada toplanıyor. Ve burada toplandığı için Koç'un en güzel evlerini, en güzel mahallesini, en güzel sokağını yaşanmaz bir hale sokuyor. Şimdi şu anda her bütün evler su içinde. Zangoç evi olarak bilinen 112 yıllık tarihi geçmişe sahip ev, 2015 yılında düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri yarışmasında Özgün İşlev'in korunduğu esaslı onarım dalında ödüle layık görülmüştü. Şimdiki hali ise yürekleri sızlattı. Makine mühendisi Ömer Torun, tarihi evlerle dolu Foça'daki büyük tehlikeye dikkat çekti. Biz bu evi 2015'te bitirdik. Aradan 120 yıla yakın süre geçti. Yol 80 santim yükseldi. Ev aynı kaldı. Şimdi bu aşamada bu evin siz izolasyonunu, sağlıklaştırmasını, yaşatabilmesini nasıl sağlarsınız ki? Mümkün değil. O zaman yapılmış evler 100 yıl yaşıyor. Bundan sonra yapılan evler bu teknolojiyle bile, yani bundan herhalde bir 10 sene sonra bu ev komple yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Veya 20 yıl sonra tekrar yıkılıyor. Çünkü bu sorunu çözemiyoruz. Yolu yükseltiyoruz. Yolu aşağı indirsek bu evler kurtulur. Ama kurtulamıyorsak, yolu indiremiyorsak o zaman evleri çıkartacağız. Evleri güncel hijyen şartlarına uyarlamamız, güncellememiz gerekir. Taş evlerde yaşayanlar zemin ve yağmur suları nedeniyle evlerinin yıkılma tehlikesi yaşadığını belirterek bir an önce önlem alınmasını istiyor. Bütün suyu, biriken suyu ki şu anda yeni yapılan uygulamayla bütün arka mahallenin suyu da burada toplanıyor. Antalya'da yaşayan 21 yaşındaki bir genç boyunun kısa olması sebebiyle bıçak altına yattı ve ilginç bir yöntemle boyu 7 santim uzatılacak. İşte o yöntem. 21 yaşındaki Onur Akyel Antalya'da yaşıyor. 1.63 olan boyundan memnun olmadığı için bıçak altına yattı. İki uyluk kemiği de kırılarak ilginç bir yöntemle boyu her gün uzuyor. Sınırlı bir kesiyle her iki uyluğun alt ucuna yakın bir kesimden sınırlı bir kesiyle her iki uyluk kemiğini kontrollü olarak biz kırdık. Simetrik aşağı yukarı ve bunun üzerinden fiksatör dediğimiz tek planlı kızaklı bir sistemle tedrici olarak boy uzatma işlemine başladık. Bu sistemde çiviyle sabitlenmiş 4 kemik her gün 1 milimetre daha arası açılarak boy uzatma sistemi yavaş yavaş gerçekleşiyor. Kemikler arasındaki boşluklarda da kas, damar ve sinir dokuları 1 milimetre uzamaya olumlu yanıtı vererek aradaki boşluğu dolduruyor. Burada her şey uzuyor aslına bakarsanız. Hani tüm vücut uzadığı için zaten 1 milimetrenin buradaki temel taşı da bu. Zira kemik uzayınca diğer dokuların da buna adapte olması lazım. Süreci başarıyla devam ettirdiklerini söyleyen Doktor German, bu süreçte Onur'un her ihtiyacını kendisini karşıladığını da ekliyor. Üzerine tam yük vererek ama gene de bir komplikasyonu engellemek adına yardımcı bir yürüme cihazı kullandık, yürüteç dediğimiz. Bu şekilde kendi işini gücünü evde görebiliyor. Birçoğumuz için zor ve meşakkatli görünen bu yöntem ve yaşadıkları yine de genci amacından vazgeçirmemiş. Ya sıkıntılardan yani pişman değilim yani öyle soruyorsanız. İşte çekeceğiz yani bir 70 olmak varken bir 63 olmam yani öyle düşünüyorum. Yani. Hayatımda çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum ama özgüvenim değişir. Yani ortamlarda şeyim değişir yani. Kendime güvenim artar diye düşünüyorum ben. Tabii onu görmeden bilemeyiz de.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 yavru köpek dumanlar arasından kurtarıldı. İtfaiyecilerin köpekleri kurtarıp hayata döndürdüğü o anlar gelsin. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde meydana geldi. Oakland şehrinde bir pet shop birden alev aldı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiyecilerin üzerinde bulunan kameralarca kayda alınan görüntülerde iş yerinde mahsur kalan 3 köpek yavrusunu fark edip kurtararak dışarı çıkarıyorlar. Yavru köpeklere oksijen veren itfaiye ekipleri 3 yavruyu da kurtarmayı başarıyor. ABD'li yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini, köpeklerin ise görevlilerin zamanında müdahalesi sonrası hayata döndürüldüklerini açıkladı. Bosna Hersek'te bir gece kulübünü işleten eski dövüşçü, mekan çıkışı bir kadına saldıran kişiyi etkisiz hale getirerek övgü topladı. Yer Bosna Hersek bir gece kulübünden çıkan kadın bir adam tarafından saçlarından tutuluyor ve kafası arabanın camına vurularak darp ediliyor. Bu gece kulübünün işletmecisi ise UFC'nin eski dövüşçüsü Deniz Toynik'ti. Bu durumdan haberdar olduğu gibi koşarak yanlarına gitti ve saldırganı yerden yere vurdu. Toynik olayla ilgili, güvenlik kamerasına baktığım sırada benden bile kalıplı olan bir adamın kadının kafasına yumruk attığını gördüm. Hemen dışarıya çıkarak saldırganı etkisiz hale getirdim açıklamasında bulundu. Kadını bir taksiye bindirerek olay yerinden uzaklaştırdıklarını, ancak polisi çağırmalarını istemediğini söylerken, ne yazık ki ülkemizde kadına yönelik şiddet çok sık yaşanıyor. Görevim sahibi olduğum mekana gelen insanların güvenliğini temin etmek. Özellikle kadınların. Çünkü onlar birilerinin çocuğu, kız kardeşi ve annesi dedi. Antalya'da bir iş insanı sahip olduğu otelin kapılarını evsizlere açtı. Evsizler de bu soğuk havalarda sıcak yuva bulmuş oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle evsizlerin sığınacak bir yer aramasına daha fazla dayanamadı, otelini evsizlere açtı. Manavgat Belediyesi Meclis Üyesi ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi olan Taner Demir Durar sosyal medya hesabından çetin geçen kış aylarında başını sokacak sıcak bir yuvası, içecek bir tas çorbası olmayan kardeşlerimize sınırsız ve ücretsiz konaklama, yiyecek ve giyecek hizmeti verilmektedir diyerek duyuru yaptı. Kendisinin de zamanında sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, yiyecek ekmeğe muhtaç hale geldiğini anlattı. Side'ye girişte sağ tarafta bir çöp tenekesi vardı. Hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir çöp tenekesi. Genelde oraya orada buluyorduk biz ekmeği. Orada ekmek yedim. Çok günlerimiz oldu yani. Çetin geçiyor. Örneğin işte haftada 10 gündür yağmur yağıyor mesela. Bizde böyle bir durumda hani olur ya dışarıda kalmış mağdur vatandaşlarımız, kardeşlerimiz varsa kendilerine yardımcı olalım, sıcak çorba içirelim, sıcak yuvaları olsun. Ne zamana kalır? Sezon başına kalır. Yani havalar ısınana kalır. Manavgat'ta çeşitli camilerin bahçelerinde kartonlar üzerinde yatan evsizler, zabıta ekipleri tarafından alınarak bu otele, kaymakamlığa başvuranlar da turizm uygulama oteline yönlendiriliyor. Taner Demir Durar, kış boyunca evsizlere her konuda yardım edeceklerini söyledi. Yeme içmesine vereceğiz. Tekstil mağazalarındaki giyim kuşam ihtiyaçları varsa onu da vereceğiz. Yani sağlık sorunları varsa o konuda yardımcı olacağız. Tamamıyla problemsiz, sorunsuz tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız yani. Elazığ'da 61 yaşındaki kadın sokak kedilerine bakıyor. Kışın evine aldığı kedi sayısı tam 58 tane. Evde her yer kediyle dolu. Burası onların kışın soğuktan korundukları, karınlarını doyurdukları yuvaları oldu. Elazığ'da yaşayan 61 yaşındaki Nuriye Yücesoy'un evinin kapılarını kedilere açmasının hikayesi 5 yıl önce 3 yavrulu bir kediyi bulmasıyla başlıyor. Özellikle kış aylarında sokaktaki hayvanların durumuna üzülen kadının şimdi tam 58 kedisi oldu. Hayvanlar kış kapısında üşüyorlar kışın. Ona göre bakıyorum. Yazık günah yani vicdanım merhametim el vermedi dışarıya. Zaman zaman hayvanseverlerden mama desteği alıyor. Ancak yine de hayli fazla çaba sarf ediyor. 58 tane kediye bakmak kolay değil. Zaten ben de yaşlandım. Çok zorlanıyorum. Kışın soğuktan, yazın sıcaktan. Onları merhametimden dolayı tabii ki içeri alıyorum. Hastalanıyor. Yazın sıcaktan hastalanıyor. Kışın soğuktan hastalanıyorlar. Bunların ilaçları var, aşıları var. Hepsi aşılılar. İçimizde yaşıyorlar.
Hepsinin tedavilerini ayrı ayrı yapıyoruz. Kedilere baktığı için kendisini dışlayanlar olduğunu söyleyerek de dert yanıyor. Başka ne diyeyim işte, yani hayvanlara baksınlar, kucak açsınlar. Herkes de baksın, yani görmemezlikten gelmesinler. Bunların da bir canı var, bunlar da bir kalp taşıyor. Bir kap su, arta yemeklerini bıraksınlar kapının önüne, başka bir şey etmezler. Bu hayvanlar zaten bir sonraki bir istedikleri bir şey yok. Herkesin kendi vicdanına, merhametine kalmış bir şey. Beni dışlamasınlar, yani hor görmesinler. Ben çok seviyorum hayvanları. Duman, duman çıktı hepsinin içindeki. Arkadaşı da ya duman. Başta ailesi için hazırlamıştı, şimdi ise Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. İşte Bursa'da Çin'e özgü olan kombuça çayı üreten girişimcilerin hikayesi. Bursa'da yaşayan Hüseyin Milli ve ağabeyinin eşi Duygu Milli ailesinin farklı tatları denemesi için çeşitli araştırmalar yaptıktan sonra kombuça çayı yapmaya başladı. Aile içinde bunu gayet kullanıyorduk, sağlıklı. Sonradan mantarlar elimizde çoğalmaya başladı. Güzel bir tat yakaladık ve bizden bu çayı deneyen etrafımızdaki, yakınımızdaki insanlar açılmamız gerektiği hakkında biraz bizi teşviklendirdiler. Olumlu geri dönüşler sayesinde bu çayın üretimini yapmaya başladılar. Kombuça çayı 2200 yıllık bir kültüre sahip olan eski bir Çin çayı diyebilirim. Yani şöyle, Tia uzak doğuda çay anlamına gelen ismiyle birlikte üretilmiş olan bir çay. Aslında bir kültür mantarı, öyle söyleyebilirim. Bu çay her şeyden önce birinci adım olarak bağırsak sistemine müdahale ediyor. İçerideki zararlı bakterilerin ve toksinlerin direkt vücuttan atıyor. Arkasından bağırsak çeperine yerleşiyor ve sonradan vücudunuza girecek olan zararlı besinlerin ve toksinlerin direkt dışarı atılımını sağlıyor. Şimdi Türkiye'de bu çayı üreten ilk 5 firmadan biri onlarınki. 5 tane şehirle bayilik çapında bir anlaşma yapmak üzereyiz. Hatta 2 tanesiyle yaptık. Stand çalışmalarımız başlıyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Şehirlere dışarıya çok siparişimiz oluyor. Kargo ile ulaştırıyoruz şu anda. Umarım zencefil seviyorsunuz. Yetenek konusunda cinslerini kat be kat aşan kedi yaptığı ölü taklidiyle Oscar'lık performans sergiledi. İşte sosyal medyada ilgiyle izlenen o görüntü. Piyo! Görüntü Tayland'da kaydedildi. Bu sevimli kedi taklit yeteneğiyle büyük beğeni topladı. Ancak videoya gelen yorumlardan birçoğu bu durumun sahibinin parmaklarıyla kedinin ense köküne basmasından kaynaklı bir kilitlenme olduğuna vurgu yaptı. Sakarlığın bu kadarı dedirten bir görüntü geliyor şimdi Rusya'dan. Rusya'da sakar damat yürekleri ağza getirdi. Bir arkadaşıyla beraber her şeyden habersiz alışveriş merkezine doğru ilerleyen gelin adayı tam giriş kapısına yaklaşmak üzereyken damat adayı tarafından üzerine beyaz bir örtü atılarak kaçırılıyor. Fakat damat adayı kadını arabaya taşımaya çalışırken ayağının takılması sonucu tam iki kez düşüyor. Sonunda arabaya bindirilen kadının yüzünden yaralandığı, burnunun da kırıldığı öğreniliyor. Akıllara durgunluk veren bu anlarsa sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medyada günün duygulandıran görüntülerinden biri var sırada. Hayatını kaybeden annesinin sesini kullandığı telefondan başka bir yere aktaramadığı için esken telefonunu kullanmaya devam eden adama çocukları harika bir hediye verdi. Çocuklarının verdiği bir hediye paketi. Kutuyu açtı ve sonunda bir oyuncak ayıyla karşılaştı. Hediyeye gülerken yapması gereken bir şey daha vardı. Oyuncak ayının içindeki ses kaydını dinlemek. Dinlediğinde oldukça duygusal anlar yaşadı. Çünkü ayıcığın içinde ölen annesinin sesi vardı. Hey.
Annesinin ses kaydı aslında Android telefonundaydı. Aktarılamadığı için yeni bir telefon almayı reddetmişti. Eskiyen telefonunu kullanmaya devam etmekte zorunda kalan adam için çocuklarının verdiği bu hediye ona bambaşka duygular yaşattı. Tüm dünya onu konuşuyor. Rusya'da yaşayan bir Türk kızı buzlu suda bir saatten fazla kalarak Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırdı. İşte detaylar. Delibaş. Ben 26 yaşındayım. Rusya Moskova'da doğdum. Annesi Rus, babası Türk olan Osman Delibaş şimdilerde dünya gündeminde. Kadınlarda dünya rekoru kırdı. Buzlu suda 1 saat 4 saniye kaldı. ...13 yıldır buzlu suda yüzme sporuyla uğraşıyorum ve soğukta hayatta kalma konusunda askerlere ders veriyorum. Rus askerlerine soğuk hava koşullarında hayatta kalma eğitimi veren Türk kızının yetenekleri bununla da sınırlı değil. İlk eğitimimi tiyatro ve sinema oyunculuğu üzerine yaptım. İkinci olarak ise ses sanatçılığı eğitimi gördüm. Genç kız bir gün Türkiye'de bir sinema ya da tiyatroda oynamak istiyor. Bütün Türkiye'ye selamlar. Bir gün bir Türk filmde ve Türk dizinde oynamayı çok istiyorum. Herkese iyilik ve sağlık diliyorum. Moskova'daki sanat galerisinden dün akşam çalınan ünlü ressam Arkip Ivanovich Kunjin'in tablosu bulundu. Hırsız gözaltına alındı. Boş duvar yeniden doldu. Moskova'da dün akşam Rus ressam Arkip Ivanovich Kunjin'in 1898-1908 yılları arasında tamamladığı Ay Petri Kırım adlı yağlı boya tablosu çalınmıştı. İlk olarak müze görevlisinin tabloyu kaldırdığı düşünüldü ancak kısa süre sonra tablonun çalındığı anlaşıldı. Ziyaretçilerin içeride olduğu sırada duvardan tabloyu indirip çalan şüphelinin güvenlik kameralarından kimliği tespit edildi. Şüpheli kısa sürede yakalanırken yapımı süren bir binaya sakladığını söylediği tabloya polis ekipleri ulaştı. Şüphelinin geçtiğimiz ay uyuşturucularla yakalandığı, mahkemesinin sürdüğü ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu öğrenildi. Çalınan tablonun değerinin ise yaklaşık 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtildi. Bu haberle de bültenimizin sonuna geldik. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp telefon numaramız 533 953 2501. İyi akşamlar, hoşça kalın.